Merhabalar efendim, ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarından patlıcan turşusu tarifini sizler için hazırladım. Eğer patlıcan turşusunu daha önceden yapmadıysanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi patlıcan turşumuzun yapılışı. Patlıcanların sap kısımlarını kesiyorum. Ortasından bıçakla deliyorum. Patlamaması için. Haşlamak için tavama derince bir tencerede kullanabilirsiniz. Alıyorum ve üzerine sıcak su ekliyorum. Yaklaşık 1,5 litre kadar arkadaşlar. Ve 10 dakika kadar patlıcanlarımı muşayana kadar haşlıyorum. Daha sonrasında soğuk suyun içerisine alıyorum. Bu şekilde patlıcanları soğutuyorum. Bu şekilde bir nevi patlıcanlara banyo yaptırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şokluyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Patlıcan seçimi küçük olsun. Ben Türk marketinde bu şekilde en küçüklerini içerisine seçtim arkadaşlar. Eğer sizler Türkiye'de yaşıyorsanız pazardan taze taze oldukça güzel turşuluk patlıcanlar var. Onlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Sizin marketimiz ne getiriyorsa onları kullanmak mecburiyetindeyiz. Ve içerisinden ben en küçükleri seçtim dediğim gibi arkadaşlar. Evet, şimdi turşumuz için ön hazırlıklar hazır. Şimdi salatasını hazırlayacağım. İçerisine girecek olan malzemeler. Yaklaşık arkadaşlar 5-6 tane havuç kullandım. Bunları rendeledim. Beyaz lahana bir parça, gördüğünüz gibi. Bunlar da çok küçük olmayacak şekilde, çok da iri olmayacak şekilde doğradım. Kornişon salatalıklar 3-4 tane. Malzeme içine girecek olan malzemeyi arkadaşlar sizler azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kornişonluk salatalıklarımızı da küp küp doğruyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar küçük bir check-up yapalım. Kimler izlediyse aşağı yorum bırakarak ve videomu beğenerek kendinizi gösterirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca kanalımda oldukça kışlık tarifler bulabilirsiniz. Kışlık kategorisi yaptım arkadaşlar. Mutlaka bir göz atın derim. Patlıcan derin dondurucuda nasıl saklanılır? Sebzeler nasıl saklanılır? Turşu tarifleri, değişik turşu tariflerim. Dondurucuda meyveler, sebzeler nasıl saklanır? Meyve suları, kompostlu suları, bu ve daha benzer birçok tarifimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu arada iki tane domatesi de küp küp doğruyorum arkadaşlar. Tam bir salata hazırlıyoruz. Maydanoz, biber, bunları da doğrayıp ince ince kıyıyorum. Ve bu şekilde iç malzemesini hazırlıyorum turşumu. Evet, yaklaşık yarım yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. Güzelce harmanlıyorum ve iç salatamızı hazırlamış oluyorum. Bu şekilde turşumun malzemeleri hazır arkadaşlar. Patlıcanları sarmak için, bağlamak için arkadaşlar bu şekilde maydanozları sapları ile birlikte sıcak suyun içerisine attım. 1-2 dakika sıcak suyun içerisinde beklettim. Çünkü patlıcanları doldurduktan sonra bu maydanozlarla bağlayacağız arkadaşlar. Kopmaması ve kırılmaması için bu işlemi yapıyoruz. Evet, haşlarken kesmiş olduğumuz yerden şimdi uzunca çok bastırmadan
kesiyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde karnını yarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi yarmış olduğumuz patlıcan içerisine hazırlamış olduğumuz bu salatadan dolduruyoruz. Sıkı sıkı. Bu şekilde patlıcanların içerisini tamamıyla dolduruyorum arkadaşlar. En son da bağlama işlemini yapacağız. Evet. Haşlarken deldiğimiz yerden karnını yarıyoruz. Ve salatamızı dolduruyoruz içerisine. Evet, bütün patlıcanlarımızın karnını bu şekilde salatalarla doldurduk. Şimdi sıcak suyun içerisinde yumuşattığımız maydanoz saplarıyla birlikte güzelce patlıcanları bağlayacağız. Sıkı sıkı bağlayacağız. Gördüğünüz gibi bu işlemi kereviz sapıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kereviz sapını da önceden sıcak suyun içerisinde bekletip o şekilde bağlama işlemini yapın. Aksi takdirde bağlanmaz, kırılma olur. Bunun için sıcak suda bekletme işlemini yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün patlıcanlarımı ben kurdele bağlar gibi bağladım. Şimdi 5 litrelik kavanozuma patlıcanları diziyorum arkadaşlar. Ben dikey olarak dizdim, yatırarak da dizebilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar sadece bu şekilde patlıcanları hepsini sığacak şekilde bir kavanoz kullanıp o şekilde turşusunu yapabilirsiniz. Ben kavanozum oldukça büyük olduğu için ve malzemem de arttığı için arkadaşlar biber turşusu da yaptım. Bu biber turşusunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kırmızı kapya biberlerini kapaklarını kestikten sonra çekirdeklerini çıkardım arkadaşlar. Sıcak suyun içerisine attım ve yaklaşık 5 dakika kadar haşladım. Çevirerek çok eritmeden, çok da diri kalacak şekilde değil, normal bir şekilde haşladım arkadaşlar. Evet, haşladığım biberlerin içerisini de hazırlamış olduğum bu salata ile doldurdum. Biberleri doldurduktan sonra gördüğünüz gibi kapaklarıyla da kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde biber turşularımı da hazırlıyorum. Dediğim gibi bunları ayrı ayrı kavanozlara da kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben büyük bir kavanoz kullandığım için hepsini bir kullanmak zorunda kaldım. Evet, biber dolmalarımızı da şimdi kavanoza yerleştireceğiz. Kapaklarını kapatıp arkadaşlar gördüğünüz gibi arada kalan boşluklara dikey olarak biberler de yerleştirdim. Kornişon salatalıklara da bıçak ile çizikler attım. Bunları da kavanozuma yerleştirdim. Evet, biberleri de hepsini bu şekilde dikey yatay olarak kavanozuma sığacak bir şekilde yerleştiriyorum.
süs biberlerine de bu şekilde bıçakla çizikler atıyorum. Bunları da yerleştiriyorum. Üç dört diş sarımsağı da boşluklara yerleştiriyorum. En sonda 3 tane domates ekledim arkadaşlar. Kavanozum biraz daha boş kalmıştı. Bunları da bıçakla çizikler attım ve kavanozuma yerleştirdim. Gördüğünüz gibi artık kavanozum doldu. Çok güzel. Şimdi sirkemizin sosunu hazırlayacağız. Ben bu kez üstten veriyorum. Dilerseniz bunların hepsini bir tencereye alıp karıştırıp o şekilde hepsini üstten ekleyebilirsiniz kepçeyle arkadaşlar. Yaklaşık 3 çay bardak elma sirkesi kullandım. 1 çay bardak kaya tuzu ve Himalaya tuzu karışımı kullandım arkadaşlar. Yarım çay bardaktan biraz daha fazla şeker. Şeker turşuya kullanmamızın sebebi mayalanmasını sağlıyor arkadaşlar ve güzel bir lezzet veriyor. Ben turşularıma şeker de ekliyorum. Evet. Şimdi üstü basa hazır. İçme suyumuzdan dolduruyorum. 1,5 litre neredeyse tamamını aldı arkadaşlar. Yaklaşık 1 çay bardak kadar şişede kalmış oldu. En sonda üzerine sapları ile birlikte maydanoz yerleştirdi. Kapağını kapattım ve turşumu serin karanlık erzak dolabıma kaldırdım. Bu şekilde yaklaşık 2 hafta sonra hemen yemeğe de hazır arkadaşlar. Dilerseniz kışın tüketebilirsiniz. Dilerseniz hemen 2 hafta sonra olduktan sonra yiyebilirsiniz. Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Tuzlar alt üst gelsin, şeker, sirke hepsi karışsın diye. Bu şekilde karıştırdıktan sonra ve turşularım artık hazırlar. Gördüğünüz gibi nefis görünüyorlar. Harika değiller mi arkadaşlar? Domates turşu tarifimi de diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.